Herkese merhaba. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nin düzenlemiş olduğu Anamet Kütüphane konuşmalarına hoş geldiniz. Ben İrem Ünal, Anamet Kütüphanesi'nde birim kütüphanecisi olarak çalışıyorum. Bugünkü etkinliğimizin başlığı Osmanlı kültür ortamında Miraç ve yolculuk durakları. Konuşmacılarımız ise Ayşe Taşkent, Nicole Kançal Ferrari. Konuşmanın moderasyonunu ise Hatice Aynur üstlenecektir. İslam tarihindeki en önemli hadiselerden biri olan Miraç mucizesi, asırlar boyunca dini, tasavvufi ve felsefi düşüncede konu edinilmiş, edebiyat, musiki ve kitap sanatlarında zengin bir birikim ortaya çıkmıştır. İslam dünyasının üç kutsal şehri kabul edilen Mekke, Kudüs ve Medine, Miraç'a mekan olmalarıyla merkezi konumları pekişmiştir. Miraç'ın ve bu kutsal mekanların farklı sanatsal üretimlerde edindiği koruma ve ortaya çıkan çok katmanlı anlam evrenine yoğunlaşan konuşmada söz konusu kültürel birikimin özellikle Osmanlı kültürü ortamında edebiyat, musiki ve görsel sanat disiplinlerinde nasıl işlendiği ve birbiriyle nasıl ilişkilendirildiği değerlendirilecektir. Konuşmacılarımızla ilgili birkaç bilgi vererek sözü Hatice Aynur'a teslim edeceğim. Profesör Doktor Nicole Kançal Ferrari, Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde öğretim üyesidir. Özel ilgi alanları arasında İslam, görsel ve mimari kültürü, Kuzey Karadeniz bölgesinin maddi kültürü ve hafıza mekanları yer almaktadır. Doçent Doktor Ayşe Taşkent, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümünde öğretim üyesidir. İslam görsel kültürü, İslam sanatı ve oryantalist yaklaşımlar, İslam felsefesi ve poetikalar, estetik ve sanat felsefesi, Taşkent'in ilgi ve çalışma alanlarıdır. Kançal Ferrar ve Taşkent, 2017 yılında TİYEM'de gerçekleştirilen Miraç ve Yolculuk Durakları adlı serginin küratörlüğünü üstlenmişlerdir. 2021 yılında Türkçe ve İngilizce yayınlanan The Ascension of Prophet and the Station of His Journey, The Mirage and the Three Sacred Seas of Islam in Literature, Music and Illustrated Manuscripts in the Ottoman Cultural Environment başlıklı kitabın ve yine 2017 yılında yayımlanan ve İslam görsel kültüründe temsil sorununa odaklanan Tasvir, Teori ve Pratik Arasında İslam Görsel Kültürü adlı eserin editörlüğünü yapmışlardır. Hatice Aynur doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. 2021'e kadar İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Osmanlı Edebiyatı alanında profesör ve bölüm başkanı olarak görev aldı. 2021-2023 arası Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi, Asya ve Afrika Dilleri ve Kültürlerini Araştırma Enstitüsü'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Osmanlı edebi kültürü, Osmanlı yazma ve basma kültürü, Osmanlı dönemi İstanbul'u, bibliografya bilimiyle bibliyografik çalışmalar ve Osmanlı kitabeleri çalışma konuları arasındadır. Telif ve basımına katkıda bulunduğu 30'un üzerinde kitabı ve 100'den fazla makalesi bulunmaktadır. Son yayınlanan çalışmaları arasında Gölgelenen Sultan, Unutulan Yıllar, Birinci Mahmut ve Dönemi, Tülay Artan'la birlikte Osmanlı kitap koleksiyonerleri ve koleksiyonları İtibar ve İhtiras, Sketching the Sea with Birds, Istanbul Through Time in Turkish Literary Text bulunmaktadır. Son olarak sizlere birkaç teknik bilgi vermek isterim. Mikrofon ve kameralarınız otomatik olarak kapalıdır. Sorularınız varsa lütfen chat kısmına yazın. Soru cevap bölümünde Hatice Hanım tarafından sorularınız konuşmacılarımıza iletilecektir. Şimdi sözü Hatice Hanım'a veriyorum ve hepinize iyi dinletiler diliyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. İrem Hanım çok güzel bu akşamki sunumun tanıtımını yaptığı için benzer şeyleri tekrarlamak istemiyorum ama sadece Nikol Hanım ve Ayşe Hanım'ın bugüne kadar Osmanlı coğrafyasında Miraç'la ilgili ortaya çıkan yazılı ve görsel kültürü bir araya getiren yani toplamını bir araya getiren bir çalışmayı ilk kez yaptıkları için bugünkü paylaşacakları ya da bize söyleyecekleri bizim açımızdan çok önemli. Bugüne onların çalışmalarına kadar bu konuda oldukça çok çalışma vardı ama bunlar bireysel olarak kalıyordu. Yazmalardaki, minyatürlerdeki görüntüleri, sanat tarihi hocaları, edebi metinlerde olanları, edebiyatçılar ya da dilciler çalışıyordu. Ya da musikiyle ilgili olan kısmını yine
müzik üzerine çalışma yapan araştırmacılar ilgileniyordu. Ayşe Hanım ve Nikol Hanım ise bütün bu farklı disiplinlerde yer alan birikimi önce bir sergi olarak sonra da bir kitap olarak bir araya getirdiler ve oldukça yüksek hacimli iki dilde 18 yazar tarafından 25 makalenin yazılmasına vesile oldular ve bu Miraç hadisesinin ile ilgili yüzlerce görselden 160 civarında görseli de kitaplarında paylaştılar. Şimdi ben kendilerine öncelikle şeyi sormak istiyorum. Sergi ve kitap projesi nasıl ortaya çıktı? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Elbette. Öncelikle Anamet Kütüphane konuşmaları, Osmanlı kültür ortamında Miraç ve yolculuk durakları başlıklı kitabımızda yer verdiği için Anamet yönetimini herkese hocam moderatörlüğü kabul ettiğiniz için size Hatice Aynar hocamıza ve bu organizasyonun yönetimini yürüten İrem Ünal'a çok teşekkür ettiğimi ifade etmek isterim. Benzer şekilde Nikol Hoca da aynı duyguları besliyor sanırım. Ben şimdi bir ekran paylaşımı yapmak istiyorum. Onun üzerinden devam edeceğim. Bu ekran paylaşımı yapıldı diye umuyorum. Yapıldı. Evet, Yapıldı. yapıldı. Hocamızın ifade ettiği gibi aslında bu aslında çok uzun soluklu bir projeydi. Yaklaşık 5 sene çok yoğun bir mesai harcadık. Ancak Osmanlı kültür ortamında Miraç ve yolculuk sergili kitap projesinin serüveni aslında 2010 yılına dayanıyor. Yani bizim tasvir, teori ve pratik arasında İslam görsel kültürü başlıklı kitabı hazırlık sürecinde aslında biz bu projeye karar vermiştik. Aslında ilgi alanları örtüşen iki akademisyen olarak bir araya geldik ama bu kitapta özellikle Nikol Hoca'nın İslam'da tasvir problemi ile ilgili son dönem literatüre bakış adlı bir makale kaleme almıştı. Ben de ilk dönem özellikle Arnold, Creswell ve Graeber metinleri üzerinden bir makale yazmıştım başka bir dergide. Sonrasında acaba bu tasvir konusunu ele alan özellikle işin teorik ve pratikle birbiriyle ilişkilendirebileceğimiz şeyler söz konusu mu? Yani birbirinden ayrı duran iki alanı acaba bir araya getirerek bir çalışma yapabilir miyiz diye yola çıktık ve bu araştırma sürecinde şeyi fark ettik. Yani tasvirle başlayan süreçte aslında hem İslam görsel kültüründe hem de yazılı kültürde Miraç konusunda ve Mekke Medine Kudüs tasvirleri konusunda inanılmaz bir literatür olduğuna karar verdik ve bu tasvir kitabını bitirirken aslında Miraç kitabına da başlamış olduk. Projemiz aslında çok nasıl söyleyeyim yani Miracı ve üç kutsal şehri merkeze alarak bir proje hazırlamaya karar verdik ve bu proje işin bir sergi ayağı, panel ve kitap ayağı olduğu için gerçekten ciddi bir bütçe gerektiren ve ciddi destek gerektiren bir proje olduğu için yani bunu yayın evleri üzerinden sadece yapmak pek mümkün olmadığı için Kültür Bakanlığı'na bir proje sunduk. Sonrasında hem sergi hem de kitap hazırlık süreci tamamlandı. Dolayısıyla birkaç aşamadan geçti bu proje Hatice hocamızın da ifade ettiği gibi. Aslında projenin başında biz şöyle düşünmüştük. Resimli el yazmalarında Miraç sahneleri ve kutsal şehir tasvirlerinden oluşan bir sergi, yani bunların tıpkı basımlarından oluşan bir sergi hazırlayalım ve bu sergiye eşlik eden bir katalog hazırlayalım diye düşünmüştük. Ancak sergi hazırlığı sürecinde şunu fark ettik. Yani bu sadece katalogla tamamlanacak bir proje değil, çok derin. Unutulmayı üstünmüş bir mirastan bahsediyoruz ve çok katmanlı, çok boyutlu, çok daha derinlemesine araştırılması gereken bir konu. Bu sadece bir katalogla değil, daha derin akademik makaleleri yer aldığı bir kitaba dönüşmeli diye karar verdik. Öncelikle sergi ile başladı aslında bizim sürecimiz. 2016 yılında projeye başladık ama 2017 yılında, Mayıs ayında Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde bir sergi hazırladık. Aynı kitabımızın başlığıyla yani Osmanlı kültür ortamında Miraç ve yolculuk durakları. Ardından bu sergiyi Balkan coğrafyasında işin uygulamasının hala devam ettiği Saraybosna'da sergiyi tekrarladık. Son olarak da Kudüs'te üçüncü bir sergi konsepti, yine aynı konsepti taşıdık.
Tabii ki Kudüs'ü tercih etmemizin sebebi bizim Miraç kitabın temasıyla örtüşen, yani Miraç'ın başladığı nokta olması anlamında, sembolik bir anlamı da olduğu için aslında Kudüs'ü tercih ettik. Projemizin ikinci ayağı aslında serginin açıldığı aynı gün Topkapı Sarayı'nda bir panel düzenledik. Ekranda panel programını ve katılımcıları görmeniz mümkün. Bu Topkapı Sarayı Müzesi konferans salonunda gerçekleşti. Yani bu bağlamda gerçekten çok kıymetli panelistler, yazarlar katkı verdi. Elbette panelin düzenlendiği mekan da tarihi bir mekan. Yani Topkapı Sarayı'nın konferans salonu bu bağlamda merhum Mustafa Küçükaşçı Hoca çok destek oldu. Yine Ayşe Erdoğdu'nun da ismini anmamız gerekiyor. Projenin üçüncü bir ayağı, az önce yine konuşulduğu gibi Miraç çok boyutlu bir konu. Yani işin bir de musiki kısmı var. Bu bağlamda özellikle Kutbu Inayi Şeyh Osman Dede'nin kaleme aldığı ya da telif ettiği Miraci-i Şerife mukabelesi gerçekleşti. Bu klasik Osmanlı dönemindeki ritüellere uyarak yapıldı. Yani önce bir Miraci-i Şerife icra edildi, ardından ilgili bahirde süt ikramıyla ve Miraç'ı anlatan formla aynı klasik üslubuna uygun şekilde bir icraydı. Yine mukabeleyi düzenleyen ve yöneten de Ruhi Ayengil'di. Galata Mevlevihanesi'nde gerçekleşti bu mukabele. Projemizin aslında bizi en zorlayan belki de yani 4 sene gerçekten tüm mesaimizi alan kısmı aslında kitap bölümüydü. Aslında bu kitabı hazırlarken şöyle karar verdik. Yani elimizdeki materyaller bizi nasıl yönlendiriyor? Yani biz kendimiz konuyu belirlemedik. Nikol hocamız da görselleri anlatırken benzer bir konuya girecek. Aslında elimizdeki materyaller çerçeveyi çizdi. Bu bağlamda şöyle karar verdik. Biz bu kitabı iki tema etrafında bir araya getirelim. Birincisi Miraç hadisesi. İkincisi de elbette İslam tarihinde çok önemli olan mekanlar olan Mekke, Medine ve Kudüs tasvirlerini ya da Kudüs şehirlerini merkeze alalım. Dolayısıyla şöyle sıkıntılar ya da zorluklar elbette, yani kitabın çift dilde olması, işin bir de transkripsiyon, yani hem uluslararası standartlarda bir transkripsiyon, özellikle İngilizcesinde çok hassas davrandık. Bu bağlamda gerçekten yorucu bir süreçti. Bu sürecin yanı sıra kitap Türkçe ve İngilizce aslında 4 cilt olarak bir edisyon olarak hazırladık. Başlangıçta sergi kataloğu, sonrasında biteceğini, acaba bir gün bitecek mi düşüncelerimiz, sorgularımız olmasına rağmen, evet sonunda bitti. Ve tamamen birbiriyle mutabık, yani özellikle dipnotlar konusunda dahi akademisyenler atıf yaptıkları zaman Türkçe ve İngilizce sayfa numaralarının dahi örtüştüğü bir edisyon çıktı, Türkçe ve İngilizce. Bu bağlamda az önce söylediğim aslında bu edisyon kısmının zorluğu. Yani Türkçe metinlerle İngilizce metinlerin hem uzunluk farkı hem sayfa düzenlemesi, grafik tasarımları konusunda biz metinleri teslim ettik, hazırladık ama Ersu Pekin'in ismini hasreten anmamız lazım. Hem harika bir görsellikle kitap çıktı ama aynı zamanda akademisyenlerin de işini kolaylaştıracak. Yani hem Türkçe hem İngilizce dipnot vermede ya da sayfa göstermede aynı sayfa numaralarıyla ulaşabilecekleri bir metin ortaya çıktı. Tabii burada birincil kaynakların Arapça, Farsça olması noktasında transkripsiyon, uluslararası transkripsiyon standartlarını yakalamaya çalıştık. Ama tabii bu bağlamda yine ben Hatice Hoca'nın ismini anacağım. Bizi yönlendirdiği pek çok akademisyenle bu işimizi kolaylaştırdığını da ifade etmem gerekiyor. Burada kitabın birinci cildinin içindekileri görebilirsiniz. Aslında burada bir bu içindekilerde 18 makale var. Özellikle yazar araştırma süreci de aslında başlı bir serüven. Alanında birincil kaynaklarda yazabilecek akademisyenlere ulaşmaya çalıştık ve onlardan şunu rica ettik. Bundan sonraki süreçte, yani biz bu alanda belli taramalar yaptık ama bu alanda çalışmak isteyen akademisyenlere, öğrencilere, doktor öğrencilerine ya da araştırmacılara zengin bir dipnot ya da kaynakça hazırlamayı istedik. Yani aslında kitabın sonunda çok uzun bir kaynakça listesi görecek dinleyenlerimiz. Bu bağlamda kitabın özellikle sonraki süreçte araştırmacılar için de bir kaynak, yani sadece metinler bazında değil, kaynakça bakımından da bir bibliografik deneme ya da kaynakça açısından da zengin bir
şey sunduğunu söylememiz mümkün. Yani büyük bir içeriği var gerçekten. İkinci kitabımız, ikinci cildimiz aslında üç kutsal şehir hakkında, yani Mekke, Medine ve Kudüs hakkında. Burada 8 makale yer alıyor. Kitabın sonuna da aslında serginin geçiciliğini dikkate alarak, yani sergi evet 2010 yılında Mayıs ayında gerçekleşti, bir ay sürdü. Ancak bir daha bu sergiyi görme imkanı olmayan izleyicilere ya da okuyuculara aynı sergi konseptini, aynı içerikte sonuna bir katalog koyarak aslında bir sanal ya da görsel sergi gezme imkanı da tanımış olduk. Dolayısıyla ikinci cilt ve kaynakça ve dizin de insanların aradığı sayfada aradığı konuları bulması için bir dizin de eklemiş olduk. Ve bu bağlamda kitap gerçekten çok meşakkatli olsa da sonunda Türkçe İngilizce ediş tonuyla ve sonunda sergi kataloğunda dahil edildiği bir bütünlükle ortaya çıkmış oldu. Nikolaca da sanıyorum görsellerle alakalı serüveni anlatacak. Ekran paylaşımı yapılabilir. İstersen siz tekrar paylaşın çünkü ben şu anda bir problemle karşı karşıyayım. Paylaşabilirim. Ayşe isterseniz siz Ayşe Hoca siz isterseniz tekrar Nikol paylaşın. Hanım, şimdi tekrar deneyebilir misiniz? Ha, tamam. Şimdi tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi herkese iyi akşamlar diliyorum ben de. Ve ben de Ayşe Hoca gibi ben de öncelikle Anamed'e Hatice Aynur Hoca'ya ve tabii ki siz değerli dinleyicilere teşekkür etmek istiyorum. Yani yazın ortasında saat 6'da bizi dinleyenler için gerçekten o da bizim için çok güzel. Şimdi ben de biraz kitabın ortaya çıkmasına değineceğim ilk önce bu hazırlık süreçlerine. Yani tasvir kitap hazırlığında hem Ayşe Hoca hem de ben zaten bu konuya ilgi duymaya başlamıştık. Ve Ayşe Hoca o kitaptaki bölümün başlığı, tasvir kitabının bölüm başlığı, İslam kaynaklarında Hazreti Muhammed'in yazılı ve görsel tasviri diye bir bölümü vardı. Ve ben de aynı 2013'te Hristiyan ve İslam sanatındaki peygamber tasvirleriyle ilgili İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisinde bir makale yayınlamıştım. Ve tasvir kitabı hazırlığında bu görselleri başka bir projede daha da detaylı, daha kapsayıcı bir şekilde ele almamız gerektiğini zaten anlamıştık. Ama tabii ki bunu anlamakla ve yola çıkmak biraz daha farklı. Başladığımızda ilk fikrimiz bir sergiydi ve sergi için görselleri biriktirmeye başlamıştık. Yani bu biraz öyle görünüyor. Biz onlara dijital folderları tutuyorduk ama sonra da basıyorduk. Sergi konseptimiz de kitabın başlığı olan aynısıydı. Yani Miraç ve yolculuk durakları. Ve burada bu çok ilginç. Bu özellikle bu yolculuk durakları metin ve görsel malzemeden sanki kendiliğinden oluştu. Yani biz resimlerini organize etmeye başladığımızda bu yolculuk serüveni ortaya çıktı. Yani bizim daha önce planladığımız ve ona göre görsel aradığımız bir konsept değildi. Bizim elimizde çok fazla görsel vardı. Onları nasıl bir konsept içinde oturtuyoruz düşünürken böyle bir yolculuk teması ortaya çıktı. Ve burada da bu yolculuk duraklarının görselin bazılarını görüyorsunuz. Yani soldan başlayarak bu yolculuk serüvenini görüyorsunuz. İlk solda sol üstte Peygamberin Cebrail tarafından davet edilmesi, sonradan Mekke'de yola çıkması, Kudüs'te peygamberlere namaz kıldırması, sonradan semaya yükselmesi, yani bu dördüncü ve beşinci resimde ve dönüşte Mekke halkına yaşadıklarını anlatması görüyorsunuz orada. Yani bu görseller içinde siz onu görebiliyorsunuz ve tabii ki anlattılar da. Ve bununla birlikte o semavi yolculuk ile ilgili çok ilginç resimler var. Yani onları da burada solda bu değişik semavi yolculuk duraklarını görebiliyorsunuz.
Ve sağda da bu yolculuk duraklarının en üstte imden bir örnek görüyorsunuzdur. Nitekim de üç ayrı şehirde ve mekanda sergi açtık. Ancak bu görselleri ve konseptini az çok planlamıştık. Mekanlar da hazırdı. Ama TM yani Türk İslam Meseleleri Müzesi'nde bir sergi hazırlamak apayrı bir şey. Çünkü bomboş bir mekanla karşı karşıya kalıyorsunuz ve bunu nasıl orada nasıl bir sergi tasarlıyorsunuz o da apayrı bir şey. O aşamada Ersu Pekin'e müracaat ettik ve kendisi de bizim gibi çok heyecanlı yani heyecanlıydı. Bizim heyecanımızı gördü ve bizimle beraber projeyi inceledi. Bizimle konuştu ve o da aynı heyecanı yaşamaya başladı. Ve neticede serginin grafik tasarımı ve sergi konseptini oluşturmaya destek verdi ve de yardımcı oldu. Yani sergi ve kitabın dört cildinin tasarımı Ersu Pekin'in elinden çıktı. Ve burada da üç ayrı yerde açtığımız sergilere ait görselleri görüyorsunuz. Hani TM'de ve yani buradakiler TM'de özellikle alt tarafta serginin oluşturma aşaması ve burada da üst tarafta Saraybosna'daki sergi ve alt tarafta da Kudüs'teki sergiden birkaç görsel görüyorsunuz. Şimdi dediğimiz gibi kitapta 160'tan fazla telif alınmış görsel var. Kitabın üçüncü kısmı katalog kısmı ve bütün görseller yani tam boyutta katalog kısmında yer almaktadır. Ayrıca da ilgili makalelerde bunların detayları var. Yani aslında bütün kitabın içinde 300'ün üstünde görsel var. Yani hem tamamı hem de ayrıntılarıyla beraber. Şimdi sergi ve kitap için görselleri temin etmek çok uzun sürdü. Ve biz ilk başta bunun en uzun ve zorlu süreç olduğunu düşünmüştük ama sonradan tabii ki kitap hazırlığında bunun aslında da o kadar zorlu bir süreç olmadığını anlatmaya başladık. Biz Topkapı Sarayı, Türk İslam Eserleri Müzesi, Süleymaniye Kütüphanesi gibi Türkiye'deki kurumlardan British Library, Berlin'deki Devlet Kütüphanesi, Harvard ve birçok farklı kütüphane, müze ve koleksiyonlardan görselleri temin ettik. Hem Süleymaniye Kütüphanesi, hem de British Library, hem de Dublin'deki Chester Beatty koleksiyonunda, müzesinden de bizim için yeni fotoğraflar çekildi. Yani biz sadece onlara müracaat ettik, bu görselleri temin etmedik. Biz bazı resimler, görseller bizim için hususi yeniden çekildi. Ve bu nasıl oluyor? Mesela biz kitaplardan veyahut da doktora tezlerden veyahut da eski makalelerden bir el yazmasında bir miraç tasvirinin görselinin olduğunu öğrendik. Sonra da onun teminin peşine düştük ve çok bilinen ve birçok kitapta var olan resimlerin dijital dosyaları elbette var. Ama bazı resimlerin hiç yoktu. Hatta bazı koleksiyonları bile çok aramak zorunda kaldık. Ve bu resimlerin fotoğrafları bizim için çekildi. Bu da tabii ki yine ayrı bir süreçti. Siz randevu alıyorsunuz ve fotoğrafçı da ayrı tabii ki bir fotoğrafçıya ayrı bir ödeme yapmak zorundasınız. Bazen uzun sürer. Yani bazı resimler için biz 2-3 ay bekledik. Tabii ki en sonda telaşa düştük. Acaba sergi için bütün istediğimiz görseller yetişir mi? Ama sonradan yetişti. Şimdi size bugün kitabın birinci bölümünde ele alınan Miraç hadisesi ile ikinci bölümde tahlil edilen yolculuk duraklarını tanıtacağız. Ve biz kitabımızda başlığında da belirttiğim gibi odak olarak veyahut da ana odak olarak diyebilirim Osmanlı kültür ortamı aldık. Yani bunu söylememiz lazım. Çünkü burada da birçok farklı yerlerden veyahut da farklı el yazmalardan görselleri göreceksiniz. Ama bizim ana odağımız her zaman Osmanlı kültür ortamı. Ve şimdi ben de tekrar paylaşımı durduruyorum. Evet, teşekkürler Ayşe Hanım ve Nikola Hanım. Şimdi bize bu dakikaya kadar sergi, Miraç konulu sergi ve kitabınızın fiziksel
oluşumuyla ilgili süreçle ilgili bilgilendirdiniz. Bundan sonrasında sizlerden kitabınızın içeriğini tanıtmanızı, yani Miraç hadisesini nasıl ele aldınız? Çünkü çok boyutlu bir konu. Daha önce de söylediğimiz gibi bunu kitabın içinde nasıl yerleştirdiniz? Konular neler? Bu konular birbiriyle nasıl diyalog halinde oldu? Makaleler nasıl diyalog halinde oldu? Bu konuda bilgilenmek istiyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum Hatice Hocam. Şimdi aslında görsel temininden sonra aslında çok ciddi bir yazar arayışına girdik. Bu bağlamda belki de hem makale seçimlerinde hem de yazar seçiminde en önemli konu şuydu. Yani Miraç konusunu, temasını acaba bütünlüklü bir şekilde nasıl ele alabiliriz? Bu bağlamda bazı alanlar tespit ettik. Yani elimizdeki literatürü sadece görsel kültürü değil, işin gerçekten çok katmanlı boyutları vardı. Bu bağlamda sadece görsel kültür ya da kitap sanatları değil, musiki, edebiyat, İslam tarihinin temel kaynakları, felsefe ve tasavvuf alanına mecburen girmek zorunda kaldık. Şunu fark ettik, yani Miraç konusunu ele alan, yani görsel kültür bakımından ele alan metinler ya da kitaplar var. Aynı şekilde İslam tarihinde özellikle hadis, tefsir ya da İslam tarihini anlatan kaynaklarda da ciddi bir, inanılmaz bir literatür var. Yani tarihi de çok eski yüzyıllara dayanan. Edebiyat konusu da kendi disiplini içerisinde aslında Türkçe'de de Metin Akar hocamızın bu şeyin başlangıç gerçekten değerli kitabında ve ondan sonra gelen literatüre baktığımızda da edebiyat alanında da çok ciddi bir literatür var. Yani gerçekten bir bibliyografya çalışması yapacak kadar derin çalışmalar yapacak kadar değerli bir alan. Ama şunu fark ettik. Acaba biz şu anda ekranda da gördüğünüz bu farklı disiplinleri tek bir kitapta bir araya getirebilir miyiz? Ve bunların birbirini açıklayan, birbirine kapalı kalan bölümleri diğerinin yorumladığı, zenginleştirdiği şeyleri genel bir bütünsel bir perspektifle ele alabilir miyiz ki Nikolaj ile de deneysel bir çalışmada yaptık. Aslında kitabımızda asıl yapmak istediğimiz şey her disiplin ya da her bir alan kendi içerisinde bu temaları zaten yüzyıllardır incelendi, konuşuldu. Ama bunların birbirini etkilediği ya da bunlar birbirinden ne kadar etkilendi bunu araştırmak da aslında bizim tasvir kitabında da yapmak istediğimiz oydu. Yani teori ve pratik arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Miraç konusunda da acaba Miraç'ın anlatı formu ile acaba kitap sanatları ya da görsel kültür arasında bir ilişki var mı? Bu bağlamda yazarlarımıza müracaat ettik ve şu bağlamda makaleleri ele alması istedik. Birinci kaynakları ulaşarak ilk kaynaklarda bu konular nasıl ele alınıyor? Özellikle ben işin özellikle İslam tarihindeki temel kaynaklarda İsra ve Miraç hadisesi nasıl ele alındı? Bu başlıklı bir makale de kaleme aldım. Burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi Miraç hadisesi denilen hadise şöyle ya da Miraç temasının temel içeriği şu. Hazreti Peygamber'in Mekke'den yani Kabe'den insanların ilk ibadet ettiği mabetten Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya olan Cebrail eşliğinde olan yolculuğu daha sonradan yolculuk aracını değiştirerek yani Burak'la gök katlarına, Sidretül-Müntaha'ya kadar gitmesi ve orada Tanrı'yla özel bir görüşme yapması ve sonrasında yeryüzüne dönüşünü anlatan bir temadan bahsediyoruz. Bu tema acaba bu konuların ilk anlatıldığı ya da ilk kaynak metinlerde nasıl ele alındı? Bu bağlamda ilk müracaat edeceğimiz İslam kaynağı tabii ki Kur'an-ı Kerim. Burada sadece iki ayeti İsra ve Necm suresinde bir İsra ve Miraç hadisinin değinildiğini görüyoruz. Ancak İşin daha sonraki anlatı formlarına baktığımız zaman çok zengin bir anlatımla karşılaşıyoruz. Bu bağlamda sadece Kur'an-ı Kerim'de bu Miraç hadisesinin açıklanmadığını, bu bağlamda hadis kaynaklarına yani Hazreti Peygamber'in sözlerinden oluşan hadis literatürüne müracaat etmek gerekti. Yani sahih hadis kitapları dediğimiz kütüb-i sitte işte Buhari ile başlayan İbn-i Mace'ye kadar devam eden ya da Tirmizi'ye kadar acaba hadis kaynaklarında bu Miraç nasıl anlatılıyor ona yöneldik. Miraç hadis kaynaklarının dışında acaba İslam tarihi alanında yazılmış kitaplarda yani tarih kitaplarında bu Miraç hadisesi nasıl anlatıldı? Bu bağlamda tabii ki
Taberi gibi konular yazarların eserlerine müracaat ettik. Hakeza tefsir, yani Kur'an-ı Kerim'deki bu iki ayeti açıklayan tefsirler nasıl? Yani Miraç ve İsra hadisi nasıl anlatılıyor? Yine onlara dönmek zorunda kaldık. Sonrasında acaba bu hadis kaynaklarının ya da temel Kur'an-ı Kerim, hadis ya da tefsir kaynaklarının dışında acaba müstakil eserler yazıldı mı? Yani ilk yüzyıllarda. Bunu araştırdığım zaman karşımıza 5. yüzyılda İbn Abbas'ın Risaletül ya da Hadisül Miraç adlı eseri çıktığını gördük. Bu ilk taramanın ardından edebiyat alanında zaman zaman Miraçname, zaman zaman Miraci adıyla alınan türün hem Türk hem Fars hem Arap edebiyatında inanılmaz bir literatürle karşı karşıya geldik ve aslında bu literatürün bir bibliyografyasının çıkarılmasına karar verdik. Bu alanda iki hocamıza müracaat ettik. Yani hem bunun hakkında bir makale kaleme alın ve bu aldığınız makale, kaleme aldığınız makalede bir tür herkesin ya da sonraki araştırmacıların ulaşabileceği bir literatür taraması olsun. Sağ olsun Mustafa Uzun Hoca ve kitabı görmeye ömrü yetmeyen Mehmet Arslan Hoca bu bağında çok ciddi iki makale aldı, kalem aldı. Diğer taraftan aslında işin bir de şey boyutu var, edebi kaynakların yanı sıra tasavvuf metinlerinde ya da ilk dönem eserleri ve sonrasında bu Miraç konusu nasıl ele alındı? Buradaki Miracı sadece Hazreti Peygamber'in Miracı olarak düşünmedik. Yani o zaman sadece bu hadiseyi belirli bir döneme, belirli bir tarihe sınırlarız diye düşündük. Acaba diğer dinlerde ya da diğer mistik öğretilerde ya da tasavvufi düşüncede ya da zaman zaman kimi dini geleneklerde, mitolojilerdeki bu göğe yükseliş temasının acaba İslam düşüncesinde Hazreti Peygamber dışında diğer sufilerin ya da inananların benzer bir tecrübe yaşayıp yaşamayacağını sorgulamaya başladık. Bu bağlamda tasavvufi düşüncede pek çok peygamberin dışında pek çok kişinin bu tarz bir göksel yükseliş yaşadığını, her ne kadar peygamberden farklı olsa da özellikle ilk dönem eserlerine, yani Beyazıt-ı Bistami'nin, yani bireysel bir miraç yaşayan, tabii ki bu peygamberdeki gibi bedensel bir miraç değil, ruhsal bir miraç yaşayan, ki zaman zaman da namazın da benzer bir yükseliş teması bağlamında hep ele alındığını biliyoruz. İlk defa Beyazıt-ı Bistami ile başlayan ve daha sonra İbn Arabi ile devam eden sürecine yöneldik. Bu bağlamda çok ilginç şeylerle karşılaştık. Mesela İbn Arabi'nin Fütuhat-ı Mekki adlı isim 62. bölümünde Kimya-yı Saadet'in kimyası başlıklı bir bölümü var. Çok ilginç ve çok güzel, olağanüstü bir anlatı var orada. Bir sufi ile bir filozofun yükselişlerinin anlatıldığı bir anlatı var bu İbn Arabi'nin metninde. Bir sufinin işte göğe yükselirken bindiği ya da bir filozofun özellikle İbn Sina'nın kozmolojik akıllar teorisiyle açıkladığı akıllar teorisi üzerinden anlatılan işte Ay, Merkür, Venüs gibi yani diğer gezegenler bu zaman zaman sufi anlatılarda peygamber isimlerini dönüştüğünü görüyoruz bu gök akılları ya da kozmolojik akıllar silsilesinin. İşte birisi bilginin aracı unsuru olarak Burak'a binerken diğeri Refref'e biniyor. Bu bağlamda bu anlatı formlarında da tasavvuf içerisindeki anlatı formlarında yoğunlaştık. Bir diğer konu acaba felsefe, yani bu kadar rasyonel ve aklı merkezi olan bir disiplin içerisinde acaba Miraç konusu nasıl ele alınır bağlamında. Bu bağlamda aslında felsefe, İslam felsefesinde çok tartışılan İbn-i Sina'nın bir Miraçnamesi var. Yani İbn-i Sina'ya atfedilen bir Miraçname. Zaman zaman İbn-i Sina'nın sembolik hikayeleri ya da sembolik formda yazılmış yani çok büyük felsefi metinlerin yanında İbn-i Sina'nın kısa hikayeleri ya da sembolik hikayeleri bağlamında ele alınan bir metni içerisinde acaba nasıl ele alındığını gördük. Bu da bize çok ilginç şeylerle karşılaştı. Yani birazdan bunun aslında bir formunu bırak anlatımı üzerinden gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla şunu fark ettik. Miraç taması, farklı kaynaklar ve literatür aslında hepsi birbirini destekleyen, birinin kapalı kaldığı yeri diğeri genişleten, açıklayan, şerh eden, yorumlayan ve zenginleştiren bir literatürle karşılaştık. Yani İslam kaynakları dediğim, az önce ifade ettiğim Kur'an-ı Kerim, hadis, tefsir, İslam kaynakları, tasavvuf kültürü bir anlatı sunuyor. Ve bu aynı anlatı edebiyatta, sufi literatürde ya da mistik ya da eskatolojik her ne yorumlarsak, ezoterik formda yeni bir dilde anlatıldığını, felsefede kendi terminolojisine mal edildiğini ve görsel sanatlarda da bunun bir şekilde karşılık bulduğunu düşündük.
Sonra Nikola Hoca'yla ilginç bir deneme yapalım dedik. Aslında kitabın bütününü de yapmaya çalıştığımız şeyi, yani okuyucuya bağlantısını kurmasını bıraktığımız konuyu bir denemesini yapalım. Deneysel bir çalışma yapalım diye karar verdik. Burak üzerinden bir makale kaleme aldık. Yani Burak acaba söylediğimiz dört ya da farklı alanlarda nasıl anlattı? Yani ilk kaynakta nasıldı? Sonra bu görsel tasvirlere kadar bu süreç nasıl değişti? Bu bağlamda gerçekten Burak makalesi bizim deneysel anlamda hem çok severek yazdığımız hem de her bir makale için ya da her bir başlık Nikol Hoca birazdan anlatacak. Ne kadar zengin bir literatürle karşı karşıya olduğumuzu açıklayan ve gösteren çok önemli bir sembol üzerinden anlatmış olduk. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yani Burak anlatıları üzerinden devam edersek Burak'tan söz edilmediğini görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de Burak gibi yani Miraç'ın en önemli figürlerinden birinin yer almadığını görüyoruz. Ancak hadis kaynaklarında az önce söylediğimiz ilk kaynaklarda Burak isminin denildiği hatta zaman zaman tefsir kitaplarında Burak'ın formuna kulak ya da kanat eklendiğini görüyoruz. Sonra edebi metinlere baktığımız zaman aslında çok ciddi Burak'ın fiziksel özelliklerle yüklenerek anlatıldığını görüyoruz. Yani işte Burak'ın değerli madenlerle, lal, zümrüt, incit, yakut, cevher, gümüş, altın, mercanla, zaman zaman kokusu, amber ve mis kokusuyla, zaman zaman çeşitli hayvan formlarıyla, yani at, eşek, katır, deve, tavus kuşu gibi ya da farklı renklerle ve kanatlarla anlatıldığını gördük. Yine Burak'ın hızı meselesi, İslam kaynağı, hadis kaynaklarında anlatılanlarla edebi kaynaklarda anlatılanların çok benzer olduğunu fark ettik. Yine kozmoganik ya da eskatolojik bağlamda Burak'ın hem hadislerde zaman zaman hadislerdeki anlatısıyla edebi anlatıların örtüştüğünü fark ettik. Yine tasavvufi konuda da yani İbn Arabi'nin örneğin az önce söylediğim Kimya-i Saadet'te Burak'a yüklediği ara alem ya da berzahi bir canlı olarak ona yüklediği anlam yine İbn-i Sina'nın felsefi literatürdeki Burak İslam özellikle İslam kozmoloji öğretilerinde göksel akıllarla yani bilgiyi insana ulaştıran aracı bir figür olarak faal akıl olarak zikrettiği şey Miraç anlatısında Burak'a karşılık geldiğini fark ettik. Dolayısıyla bu deneysel çalışmamızı ilk kaynaklarda her ne kadar daha sınırlı bir anlatım olsa da aynı metinlerin birbiriyle geçişken bir şekilde hem edebiyatta, tasavvufta ve felsefede Burak anlatısının birbirini destekleyen, açıklayan, zenginleştiren bir forma ulaştığını gördük. Görsel kısmında Nikol Hoca'ya bırakıyorum. Evet. Ayşe Hoca'nın dediği gibi Miraç sahnelerinde şimdi yanlış olanı paylaştım. Pek kusura bakmayın. Oradan paylaşıyorum. Tamam. Miraç sahnelerinde peygamber dışında en önemli aktör Burak'tır. Ve burada Burak'ın yazılı literatürdeki bu zengin anlatısı onun tasvir formuna da ilham vermiştir. Burak hem edebi eserlerde hem resimlerde sözel ve görsel olarak sevilerek tasvir edilmiş ve Miraç yolculuğunda Cebrail ile beraber Hazreti Peygamber'in en önemli refakatçisi olarak yerini almıştır. Olağanüstü zenginlikteki Burak tasvirleri edebi eserlerde betimlenen Burak'ın özellikleriyle karşılıklı etkileşim içinde olup bu eserlerdeki anlatılardan ilham alarak biçimlendirilmiştir. Size burada birkaç örnek gösteriyorum yani ekranda. Burak insan yüzüne sahip bir varlık olarak. Ekranda görüntüleri göremiyoruz. Tekrar bir durdurup yeniden bir ekran paylaşımı yapabilir miyiz? Göremiyor musunuz? Paylaşımı durduruyorum o zaman. Evet, yeniden PDF'yi paylaşalım. Şimdi Evet, şimdi görüyoruz. olağanüstü zenginlikteki Burak tasvirleri edebi eserlerde betimlenen Burak'ın özellikleriyle karşılıklı etkileşim içinde olup bu eserlerdeki anlatılardan ilham alarak biçimlendirilmiştir. Yani burada gördüğünüz bu tasvirler sadece nakaşın bir hayal ürünü değil. Yani onun Ayşe Hoca'nın gösterdiği gibi bir metinsel bir arka planı var. Burak insan yüzüne sahip bir varlık olarak resmedilirken kimi zaman eğri ve dizgin mücevherlerle süslenmiş, boynu mücevherli kolyelerle ve başı
mücevherlerden yapılmış bir taç ile tasvir edilmiştir. Burak'ın üzerindeki değerli ve parıltılı taşlar Miraçnamelerde detaylı olarak anlatılmıştır. Tasvirlerde Burak, beyaz ve mercan rengi baştan olmak üzere renklerde tasvir edilmiştir. Bazı tasvirlerde ise Burak'a binek hayvanlara ait bir kuyruk yerine tavus kuşu kuyruğu eklenmiştir. Yani bu örneğin, yani burada ortasındaki örnekte olduğu gibi bu örnek 3. Murad'ın emriyle hazırlanan ve Hz. Muhammed'in hayatını anlatan eşsiz bir eser olan Siyer-i Nebi'deki Burak, tavus kuşu kuyruğuna sahiptir. Şimdi bu Burak'ın kuyruğunun tavus kuşu kuyruğu şeklinde olmasının nasıl okunabileceğiyle önemli bir konudur ve biz onu çok araştırdık ve makalemiz de aslında güzel de yazdık. İslam kültüründe tavus kuşu muğlak birbirlerine zıt anlamları içeren bir hayvan olarak betimlenmiştir. Tavus kuşu cennete dair kimi göndermeler içermekle birlikte saflığın ve kutsal güzelliğin sembolü olmuştur. Kuyruk tüylerindeki desenlerin yıldızlara benzetilirken eti çürümediği için ebedi hayatın bir sembolü haline gelmiş ve bu sebeple mezar taşları ile türbelerde tavus kuşu tasvirine yer verilmiştir. Ve tabii ki tavus kuşu Hristiyanlıkta da benzer bir sembolizme sahiptir. Bazı metinlerinde tavus kuşunun ayaklarının çirkinliğinden bahsederken onun ayaklarının dünyayı, kuyruğun ise cenneti sembolize ettiğini yazmaktadır. Cennetten kovulan ve cennete özlem duyan tavus kuşu, inananların iç yolculuğun bir sembolü olarak da değerlendirilmiştir. Bu sembolizme göre Miraç sahnelerindeki Burak tasvirin en önemli motiflerinden biri olan kuyruğunun tavus kuşu kuyruğu formunda betimlenmesi, bir nevi semavi yolculuğun aracı olarak değerlendirildiği şeklinde yorumlanabilmektedir. Burak, şairlerin ve sanatçıların geniş hayal güçlerinin ürünü olan çeşitli unsurlarla süslenmiş ve ona literatürdeki anlatılardan ilham alarak zengin, süslü, alegorik ve sembolik olağanüstü özellikler yüklenmiştir. Aynı zamanda da yine burada dikkatli baktığımızda Miraç sahnelerinde bu Burak'ın sırtında görülen eyer örtüleri kıymetli malzemelerle süslenerek dönemlerinin tekstil kültürünün zenginliğini gösterir ve sanat hamilerinin zevklerini yansıtacak biçimde tasvir edilmiştir. Şimdi burada Burak örneğinde size metinsel ve görsel anlatının ilişkisini gösterdik. Bu sunumdaki kitaptaki makalelerin hepsini tanıtmak tabii ki imkansız. Dolayısıyla şimdi Miraç ve yolcu duraklarının temalarını nasıl ele aldığını birkaç görsel eşliğinde örnekleyeceğim. Özellikle Christiane Gruber, Nina Ergin veya da Nina Magaray ve kendi makalelerinde tasvirler, resimli temsilleri var olan maddi kültür üzerinden ve elimizdeki verilerle anlamayı ve anlatmaya çalıştı. Başta bunu tekrar vurgulamak gerekir. Miraç anlatısını konu edinen görseller ve onların ortaya çıkması sebep olan metinler birbirinden ayrılmaz. Kitapta metin ile resim nasıl karşılıklı bir iletişim içinde oldukları gösterdi. Miraç, başta İlhanlı, Timurlu, Safevi ve Osmanlı kitap sanatlarında farklı görsel formlar içinde tasvir edilmiştir. Kısas-ı Enbiya'larda, Miraçnamelerde, içinde Miraç'e bulunan divan, Hamse, Mesnevilerde, Acaibül Mahlukat, Vefanamelerde Miraç sahnelerine yer verilmiştir. Bu tür eserlerde peygamber çoğunlukta gökte, yani burada gördüğünüz örneklerde gökte, Burak üstünde melekler eşliğinde yolculuk ederken gösterilmiş, kimi zaman da Miraç yolcunun gök katlarındaki farklı duraklar resmedilmiştir. Osmanlı kültür ortamında üretilmiş Siyer-i Nebi'de Miraç hadise gösterilmiştir. Yani yine burada en sağdaki resim Siyer-i Nebi'den bir örnektir. El yazmalarında metinlerin başına yerleştirilen tek sayfa halindeki Miraç resimleri, Christiane Gruber'e göre Hz. Muhammed'in resimlendirilmiş övgüler veyahut da resimli metiyeleri olarak anlamak mümkündür. Bu resimlerde mücevher, buhurdanlar,
taç ve alevlerin olduğu tepsileri taşıyan melekler de betimlenmiştir. Bu betimlemeler yer aldıkları Nizami, Cami ve diğer şair ve yazarların metinleriyle bağlantılıdır. Çünkü bu metinlerde peygamberin mücevhere benzer özellikleri, onun hoş kokusu, ilahi hükümranlığı ve ezeli nuru yani nuru Muhammediye gibi pek çok ayrıntıyı betimlemiştir. Kitap kapağımızdaki tasvirinde de olduğu gibi bazı resimlerde ise Hazreti Peygamber'in alemin yani kosmosun bütünün olan yolculuğunu göstermek için eş merkezli gök küreleri yani evlakı, burçlar kuşağı ve takvim yıldızlar üzerinde yapılan miraç tasvir edilmiştir. Bu ikinci tasvir formu Hazreti Muhammed'in miraç anlatısının astrolojinin ve kozmolojinin alanlarıyla açıkça kesişti anlamını gelmektedir. Bu kutsallığa atıf resimlerindeki farklı boyutlarda ve yerleştirilen objelerde de görebilmekteyiz. Ve bu objeler arasında buhurdan var, tepsilerden saçılan nur, meyve, resmedilen kıyafet ve başlıklar yani taç ve sarık gibi bulunmaktadır. Ve burada birkaç örnek Nina'nın makalesinden gösteriyorum. Nina'nın makalesinde tasvirlerde yer alan buhurdanlar incelenmektedir. Yani bu da ilginç. Birçok ayrıntı, detay var bu tasvirlerde. Miraç sahnelerinde tepsilerden dökülen ateşler, nur veyahut da olsa, güzel kokular içi buhurdanlar sıkça resmedilmiştir. Buhurdan, peygamber etrafında örülen irfani gelenekle ya da bu çok özel mucizevi hadise ve onun gerçekleştiği yer ile nasıl bir ilişki içinde? Anlama bakımından Miraç sahnelerinde buhur ve diğer güzel ve hoş kokulu maddelerin yerleştirilmesi bu olayın iki farklı yönüyle ilgilidir. Birincisi, Hz. Muhammed'in çok özel kişiliği ve onun kendine özgü kokusuyla. İkincisi ise onun yolculuğunun gerçekleşmiş olduğu zamanın ve mekanın kutsallığıyla. Çok sayıda hadis ve rivayet, peygamberin Allah'a yakınlığının ve takvasının bir yansıması olarak onun ten kokusunun etrafında oluşan tasavvufi gelenek, gül metaforunu ve gül imgesini merkeze alan hem edebi hem de sanatsal geleneklerin ortaya çıkması yol açmıştır. Güzel kokular, ibadetlerin ikinci bir parçası ya da kutsalın basit bir metaforundan ziyade, kutsal varlığın aktif bir temsilcisidir. Tütsü dumanı, göksel düzenle temas kurarken insana ait duyuları bir geçiş kapısı olarak kullanma imkanı sağlamaktadır. Ve burada birçok örnekte görüyorsunuz. Yani bu melekler bu buhurdanları tutuyorlar ve onları peygambere sunuyorlar. Şimdi ayrı dikkat çekici bir örnek başlıktır. Başlıklar gerçekten çok ilginçtir. Hz. Muhammed beyaz imamesiyle tasvir edilirken meleklerin ve Burak'ın üzerinde çoğu kez beyaz incilerle ve yeşili kırmızılı kıymetli taşlarla süslü altın taçlar, kenarları yaldızlı miğferler, yapraktan yapılma muhtelif başlıklar ve nadiren de beyaz sarıklar görülür. Burada peygamberin sarığın örneğinde bu tasvirlerin nasıl dini ve kültürel ortamının bir ürünü olduklarını göstermeme çok kısaca göstermeme izin verin. İslam kültüründe peygamberin ve ashabının imamesinin diğer müminlerin kullandıkları başlıklar için bir model olması hakkında pek çok kaynak vardır. Tülbent yani imame, külahın etrafına sarılır, çenenin altında bağlanıp tutuluyor ve bir kısmı da arkadan sarkıtılıyordu. Yani burada gördüğünüz gibi. Sarık takmakla ilgili bu ayrıntılar Hazreti Peygamber'e ve onun ashabına has bağlama biçimin belirlenmesi bakımından önemlidir. Ve bu bağlama biçimi pek çok hadis yoluyla rivayet edilmiş ve fıkhi metinlerde de tartışılmıştır. Ve çok ilginç, kitapta yer verilen Miraç sahnelerinde peygamberin imamesi genellikle veyahut da hemen hemen bütün tasvirlerde hadisteki ifadeyi uygun olarak gösterilmiştir. İmame çene altından geçerek sararak bağlanmış ve uçları aşağı sarkıtılmıştır. Yani bütün buradaki örneklerde ve kitapta bununla ilgili çok daha fazla örnek vardır. Yani hep
çenenin altından bağlanmış, arkaya sarkıtılmış bir tülbent söz konusudur. Yani biz burada çok ilginç bir ayrıntı olarak karşımıza çıktı bu Miraç sahnelere yakından baktığımızda. Yine Miraç sahnelerinde başka objeler de resmedilmiştir. Bunlar da Hz. Muhammed'e Miraç'ta sunulan hediyelerdir. İslam tasavvuf geleneğinde Hz. Muhammed'in gece yolculuğun başlangıcında ya da göklerde Cebrail tarafından peygambere sunulan tac ve hırkaya dair göndermelerin özel bir önemi vardır. Hz. Muhammed'e Miraç esnasında tac, hırka, kuşak, asa ve nalin hediye edilmiştir. Bunların tümüne Kisve-i Muhammediye veyahut da Çehiz-i Miraç adı verilmektedir. Miraç esnasında verilen bu objeler ki buna Seyfullah yani Allah'ın kılıcı burada sağda onu görebiliyorsunuz da dahil bütünüyle otoritenin ve manevi gücün sembolik işaretleri olup İslam peygamberinin yüksek makamını vurgulamaktadır. Ve burada da bununla ilgili birkaç örnek daha var. Yani biz bunları genelde çok yakından görmüyoruz ve o da farkında değiliz. Yani kılıç var. Yani mesela burada bir kılıç, bir melek bir kılıç taşıyor. Burada da var bir melek bir kılıç taşıyor. Miğferler ve taçlar çok güzel ve ben onları makalemde ayrıntılı olarak irdelemeye çalıştım. Ve burada da yine detayları görüyorsunuz büyük Miraç sahnelerden. Peygambere taç getiriliyor veyahut da bazen sarık getiriliyor, kuşak getiriliyor ve bür de getiriliyor. Yani burada gördüğünüz gibi melek kendi sırtından bir bür de getiriyor ve burada naleyin görüyorsunuz ve burada da kılıç yani Seyfullah takdim ediliyor. Yine başka örneklerde gördüğümüz gibi Miraç sahnelerini kültürel ve siyasi bağlamda da görmemiz mümkündür. Ve Ertuğrul Erdek'in ele aldığı makalede bazı Miraç tasvirlerine verilen aslan suretinin nasıl Hazreti Ali ile özdeşleştiğini ve bunun anlamının peşine düştü. Şiirlerinde Hatay mahlasını kullanan Safevi Devletleri'nin kurucusu 1. İsmail'e atfedilen için Hatay Miraçlanması adını alan anlattı ve bu menkıbe ile bağlantılı tasvirleri bir hayli ilginçtir. İlk örneği İsmail'in himayesinde hazırlanan Miraç resimlerinin bazılarında aslan figürü görülmektedir veyahut da aslan figürü yer almaktadır. Burada da gördüğünüz gibi yani burada bir aslan var, burada bir aslan var, burada sağda da bir aslan var. Aslanlı Miraç sahnelerinin tamamında Hazreti Peygamber'in aslanın yüzüğünün uzattığı ana odaklanılmıştır. Erdekine göre aslan Hatay Miraçlamasında ve bu menkıbeyi görselleştirilmiş olan Aslanlı Miraç sahnelerinde Hazreti Ali'yi ve kendisinden onun özelliklerini zuhur ettirdiğine inanan İsmail'i sembolize etmiş olmalıdır. Yani sahne hem kutsal hem de siyasi otoritenin bir tasdik edilmesidir. Yani bu açıdan da ilginçtir. Yani bu Miraç sahnelerini biz ne kültürel ne de siyasi bir ortamdan kopartabiliyoruz. Şimdi son örnek bu Miraç sahnelerini gösteriyorum size. Bu da çok ilginç bir örnek. El yazmalarının bir kültür ortamından başka bir kültür ortamına geçince ne gibi değişiklik veya müdahaleye uğradığını İran yani doğudan gelen ve Topkapı Sarayı Kütüphanesi'ne girin ve Osmanlı kültür ortamında açıklanmaya ihtiyacı olan metin ve resimlere irdeleyen Christiane Gruber'in ikinci makalesinde görebiliriz. Buradaki örnekte İstanbul'daki sarayda bulunan okur, İran kültür ortamından gelen caminin bir metne derkenar olarak açıklama veyahut da farklı bir yorum yazdı. Derkenardaki bu bölüm, yani buradaki bölümden bahsediyorum. Caminin poetik bir öykünün değil, tefsir kaynaklarının karakteristik özellikleriyle ilgili konuları içerir. Sonuç olarak Osmanlı Türkçesi metin, Kur'an,
hadis, tefsir ve siyer gibi çeşitli kaynaklardan yararlanarak caminin poetik Miraç övgüsünde eksik olanı tamamlayan bir unsurdur. Yani Osmanlı ortamı göre eksik olanı. Yani burada görsel aynıdır ama metinsel açıklama dönüşmüştür. Yani burada birkaç örnek de size bu zengin görsellere ve metinlerle arasındaki bağlantıyı göstermeye çalıştım. Paylaşıma devam edelim Nikol Hocam. Sonrasında Tamam. siz anlatacaksınız. Tamam, o zaman tekrar paylaşmayayım. Üçüncü bölüm herhalde. Üçüncü bölüme geçiyoruz. Evet, teşekkürler Nikol Hanım ve Ayşe Hanım. Şimdi konuşmanın üçüncü bölümüne geliyoruz. Bu bölümde sizlerden İslam kültüründe özellikle Osmanlı döneminde Mekke, Medine ve Kudüs'ün metinlerde ve resimlerde nasıl temsil edildiğini ve bunu kitapta nasıl ele aldığınızı anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü Miraç'ın üç önemli şehri, mekanı, Mekke, Medine ve Kudüs. Bu konuda bize neler söyleyeceksiniz kitabınız bağlamında? Sözü ben alacağım sanıyorum. Nikol Hocam bir sonraki slayta geçebilir miyiz? Kitap aslında konuşmamızın başında da ifade ettiğim gibi kitabımız iki ciltti. İkinci cildi Mekke, Medine, Kudüs bu mekanların ya da bu şehirlerin hem İslam tarihindeki serüveni ve sonrasında görsel kültüre yansımalarını incelemeye çalıştık. Hem tasvir kitabında hem sonrası süreçte Nikol Hoca'nın anlattığı gibi aslında kitap kendi serüvenini ve kendi temasını belirledi. Elimizdeki materyalleri yani hem görsel materyalleri hem de anlatı formundaki metinlere döndüğümüz zaman yani İslam kaynaklarında, edebiyatta, tasavvufta ve felsefede Mekke, Medine, Kudüs hep birlikteydi, Miraç hep ayrıydı. Ama zaman zaman bu anlatı formlarının bir araya geldiğini de fark ettik. Hatta başlangıçta iki ayrı kitap yapalım diye düşündük. Miraç konusu ve Mekke, Medine, Kudüs tasvirleri ya da görsel metin ilişkileri bağlamında bunları inceleyelim diye düşündük. Ama sonrasında şey daha özgün geldi. Yani aslında Miraç bir yolculuk ve bu yolculuk Mescid-i Haram'la başlıyor. Yani Kabe ile başlıyor. Ardından Mescid-i Aksa'ya doğru bir gidiş var. Yani Kabe'den Kudüs'e ya da Mekke'den Kudüs'e bir yolculuk. Hemen Kudüs'ten dönüş yani Miraç'ın dönüşü de aslında hicret yani Medine devam eden bir bağlam. Dolayısıyla bu çok daha keyifli geldi. Yani aslında Miraç bir yolculuk ve Mekke Medine'de bu yolculuğun gerçekleştiği mekanlar olması bağlamında konseptimizi bu bağlamda yeniden güncelledik ve aslında Miraç ve yolculuk durakları tek bir tema altında ele aldık. Tabii ki bu konuları ele alırken yani İslam kaynaklarında bu konunun yani bu üç mekanın gerçekten çok özgün bir yeri var. Ve bu bağlamda yine acaba bu makaleyi kime yazdırabiliriz? Yani birincil kaynaklar üzerinden çünkü biz bunun görselde yansımalarını aramamız lazım ve ilk kaynaklarda yani hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadislerde ve İslam tarihi hakkında yani yazılmış kitaplarda, eserlerde bu söz konusu üç mekan nasıl anlatılıyor? Ya da gerçek mekanlar olması yanı sıra acaba hayali mekanlar olması bağlamında bir karşılığı var mı? Ya da bunlar nasıl anlatıldı sorusunu araştırdığımızda bu bağlamda Mustafa Küçükaşçı Hoca'yı almamız lazım. Gerçekten çok incelikli bir makale kaleme aldı. Bu bağlamda özellikle Nikol Hoca'nın birazdan anlatacağı görsel kültür bağlamında da bize veriler sunacak bir metin hazırlamasını istemiş. Yani şunu demek istiyorum. Bu üç mekan Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa. Tabii ki Mescid-i Haram Kabe'yi içerisinde barındıran bir mekanın adı. Mescid-i Nebevi de Hazreti Peygamber'in metfun olduğu yer. Mescid-i Aksa da Miraç'ın gerçekleştiği Kudüs'teki mekan. Bunları hazırlarken hocaya şunu söyledik. Yani Mustafa hocam bunlar gerçek mekanlar olarak bu mekanların tarihi süreci nasıl gerçekleşti? Yani burada mimari faaliyetler nelerdi? Yani bu üç mekandaki mimari faaliyetler yani bunlar nasıl inşa edildi?
Ya da işte depremsel felaketlerinden tutun da buradaki mimari unsurlar, yani minber, mihrap, avizeler, tezyini unsurlar, bunlar ne zaman eklendi, kim ekledi, hangi halife ekledi ya da daha sonra işte Osmanlı döneminde bunlara bir ekleme yapıldı mı? Görsel metinlerde de atıf yapabileceğimiz detayları ön plana çıkartarak, hatta dipnotlara da buna yer vererek bir makale kaleme almanızı istiyoruz dedik. Hoca sağ olsun çok uzun ve çok değerli bir makale kalemi aldı. Burada tabii şu konu çok önemli. Haremeyn kelimesi çok önemli kelime. İki harem, yani haremeyn Arapçada iki, yani Türkçe karşılığı iki harem anlamına geliyor. Yani Kabe elbette inşa edildiği andan itibaren hep bir harem kabul ediliyor Mekke. Yine hicretten sonra Hazreti Peygamber'in yolculuğunun tamamlandığı Medine'de hicretten sonra harem kabul ediliyor. Bunun yanı sıra Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs de aslında haremin üçüncüsü deniyor. Yani aslında zaman zaman buna dördüncüsü İstanbul'da eklenir. Dolayısıyla bir üçleme karşı, üçlemeyle, üç şehirle birbiriyle bağlantı üç mekandan bahsediyoruz. Mekke, Medine ve Kudüs. Bunların hem gerçek mekanlar olarak Müslümanların bu mekanlara yüklediği anlamlar neler? Ama aynı zamanda acaba Müslümanların hayal gücünde bunlara yüklediği ya da bu mekanlara yüklediği yeni anlamlar var mı? Aslında biz biraz bu sorunsala yoğunlaştık ki, çünkü özellikle dua kitaplarında birazdan Nikol'ün anlatacağı dua kitaplarında, Enam-ı Şeriflerde bunların sadece gerçek mekanlar olarak algılanmadığının dışında Müslümanların muhayyilesinde ya da hayal gücünde bambaşka şeyler ya da karşılıklar bulduğunu fark ettik. Dolayısıyla birbirine çok benzer özellikler olmasıyla beraber bu üç şey, bu üç mekan, yani ilk mabedi barındıran, ilk mimari yapı olarak kabul edilen Kabe, yine Peygamber'in tebliğini ya da kutsal mesajını yaydığı ve aynı zamanda defnedildiği bir mekan Medine'deki Mescid-i Nebevi ve bütün Müslümanların ilk kıblesi olması bağlamında Mescid-i Aksa bu bağlamda hem birbiriyle ilişkilendirilmesi hem de gerçek ya da hayali mekanlar olarak nasıl algılandığına yoğunlaştık. Nikol Hoca da şimdi hem bunların yansımalarını ama aynı zamanda Osmanlı kültüründe acaba bu söz konusu kutsal mekanlar ya da kutsal şehirler nasıl algılandı devam edecek sanıyorum. Evet, teşekkürler Ayşe Hocam. Şimdi şöyle, kutsal topraklar 1. Selim'in Mısır'ı fethiyle Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Ve dolayısıyla Osmanlı bu topraklara ayrı bir önem atfetmiştir. Bunu sanatta da görüyoruz. Ve 3 makale, Seren Tanındı Hoca, Sadia Göloğlu ve Zeynep Atbaş'ın makaleleri bu kutsal belde ve tasvirlere ile ilgilidir. Yani doğrudan tasvirlere. Ve burada da ekranda da gördüğünüz gibi yani solda bunlar Zeynep Atbaş'ın makalesinden solda bir levha görüyorsunuz. Yani orada hem Mescid-i Nebevi görebiliyorsunuz arka planda. Livaül Ham ve Peygamber'in hırkasını görüyorsunuz. Sağda da bu üçlü kutsal şehir değil aslında dörtlü olarak İstanbul eklenmiş. Üstten aşağıya doğru Kabe, Mescid-i Nebevi, Kudüs, Harem-i Şerif, Kudüs'ün Harem-i Şerifi ve İstanbul'u görüyorsunuz. Yani bunlar da ilginç. Aslında İstanbul dördüncü kutsal toprak olarak gösterilmesi Osmanlı'nın 18. yüzyılında. Osmanlı sultanları ve ailelere hacca gidememiştir. Ancak bu bölgelere duydukları saygı, sevgi, özlem ve hürmetin birer yansıması olarak kutsal şehirlerin ve bu yörelerdeki ziyaretgahların resimleri içeren hac vekaletnameleri, hac adabı ve menasikini anlatan eserleri kitap hazinelerinde bulundurmuşlar. Yani burada bir hac vekaletnamesi var. Yani bu Zeren Tanındı Hoca'nın makalesinde yer alıyor ve Zeren Hoca onu ayrıntılı tanıtıyor. Ve çok ilginç, yani burada aslında bizim yolculuk temamız ne kadar isabetli olduğunu burada tekrar görüyorsunuz. Gerçekten bir yolculuk olarak resmedilmiştir burada. Bütün durakları var ve sağda büyütülmüş olarak Kudüs'teki Mescid-i Aksa görüyorsunuz. Yani burada üstte
ve ortasında Kubbetü Sahra var. Yani kutsal beldelerinde özellikle de Mescid-i Haram'ın tasvirlerini çok fazla el yazmalarında da görebiliyoruz. Ama 16. yüzyılın sonlarından itibaren Çin üzerine de yaslanır ve bu 18. yüzyıla kadar devam ediyor. Bu tür Çinlilerin camilerde kıble yönü gösteren duvarlar da yer verilmiştir. Ve şimdi burada ilk önce bir kutsal topraklar resimlerinden bir örnek daha göstereceğim. Bu Ayasofya'nın Hünkar Kasrı'nın içinde ve bu sefer 19. yüzyılın ortasına aittir ve bir İtalyan ressam tarafından yapılmıştır. Yani o da belki ilginç bir ayrıntı ve tabii ki daha çok Batı tarzı resminde yapılmış. Ama Çinlilere bir bakalım. Bu Çinliler çoğaldı. 16. yüzyılın sonunda ortaya çıktı. Ve bu Çinli panoları Topkapı Sarayı'nda haremin ve özellikle cami ve mescitlere ile namaz kılınan odaların duvarlarına yerleştirilmiş. Ve birçoğu da orijinal yerlerinde günümüze ulaşmıştır. Bu da önemli. Yani o mekanlar nasıl kullanıldığını dair bize bir önemli ipuçlar da verebilir. Mesela buradaki görselleri Valide Sultan Dairesi ve Baş Haseki dairelerinde ve ayrıca Karaağlar Mescidi ve Enderun Mescidi'nden örnekleri görebiliyorsunuz. Yani bunlar çok kaliteli örnekler ve bugün hala orijinal yerlerinde olmaları çok önemli tabii ki. Yine 18 ve 19. yüzyıllarda Osmanlı görsel kültüründe özellikle dua kitapları, Delailül Hayrat'ta ve Enam-ı Şeriflerinde Mekke ve Medine tasvirleri yaygındır. Kudüs'te kutsal üçlemeler olarak yani Mekke ve Medine'nin yanında tasvir edilmiştir. Ve burada iki örnek görüyorsunuz. Bir örnek birazdan göstereceğim. Mekke, Medine ve Kudüs tasvirleri değişik nesnelerde, hilye ve mühürlerde de görebiliriz. Şimdi ilk önce bunlara bir bakalım. Sağdan başlayarak burada Kabe'yi görüyorsunuz. Sonradan Mescid-i Nebevi görüyorsunuz. Solunda da Kudüs görüyorsunuz. Yani yine Harem-i Şerif, Kudüs'teki Harem-i Şerif ve arkada Mescid-i Aksa, ortasında Kubbetü Sahra. Yine aynı şekilde veyahut da biraz farklı bir şekilde ayarlanmış bir el yazması görüyorsunuz burada. Yine Kabe var sağda. Bu sefer ona karşılık gelen Kudüs tasviri görüyorsunuz. Yine burada yukarıda Mescid-i Aksa görüyorsunuz. Ortasında Kubbetü Sahra ve burada da bu metin ve görsel veyahut da tasvirin nasıl iç içe geçtiğini görebiliyorsunuz. Her burada resmedilen nesnenin altında veyahut da yanında bir açıklama var. Yani bu dua kitapları ele alan, dua etmek isteyen mümin burada bu açıklamaları da görüyor ve sanki bir manevi bir yolculukla bu mekanları da ziyaret ediyor. Solda da yine Mescid-i Nebevi görüyorsunuz. Yani hem türbenin içi hem de mescit ve onun önündeki avlu. Ve dediğim gibi mühürlerde de bunu görmek mümkün. Sabiha makalesinde gösterdiği gibi mukaddes şehir betimlemeleri sadece Müslümanların özlem duydukları yerleri özelleştirmekle kalmamış, aynı zamanda resim ve baskı biçimleriyle ten teması yani dokunmak veyahut da öpmek yani dokunma, nazar etme gibi yollarla şefaat, bereket, şifa ve koruma vaat etmiştir. Yani burada aslında bu kutsal mekanlar bambaşka bir boyutta anlaşılabilir. Şimdi burada son örneğe geliyorum. Miraç sahneleri ve Mekke, Medine ve Kudüs tasvirlerinde bir temsil üzerinden kutsala gönderme yapılır ve çeşitli şekillerde çok katmanlı bağlantılar kurulur. Aynı şey mimari için de söz konusudur. Yani bu ilk başta belki çok uzakta gibi görünüyor ama neticede biz mekanlardan bahsediyoruz. Kendi makalemde İslam mimarlığında kutsal mekanlara ilişkin tasvirleri, temsilleri ve göndermeleri işledim ve ilginç temsil ve gönderme şekillerine rastladım. Müslümanlara ait ibadethaneler, ibadet mekanları, türbeler ve benzeri başka mekanlarda İslam'ın bu üç kutsal şehri Mekke, Medine ve Kudüs'ü hatırlatmanın ve bu hatırlatma gerçek, metaforik, alegorik, sembolik veyahut da söylemsel olabilir. Bu hatırlatmanın temsil formalarını incelemeye çalıştım.
Ayrıca söz konusu kutsal mekanlarda ortaya çıkan bu temsil formlarının bazı özel yönlerini ve mimari mekan çerçevesinde oluşturulan anlamlarını ele aldım. Örneğin burada ekranda gördüğünüz bu dizeler, bunlar Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde Plate köyünde 20. yüzyılın ilk yarısına inşa edilmiş bir caminin giriş kapısında yer almaktadır. Ve dizeler hem Kabe'ye hem de Beytülmamur'a, yani aslında Miraç'a bir şekilde gönderme yapıyor. Ve makalemde bunu çok ayrıntılı tahmin ediyorum. Yine başka bir örnek de burada görüyorsunuz. Kutsal bir yere ya da kutsal bir yerdeki bir yapıya ait malzemenin, örneğin bir taşın ve bu tabii ki özellikle Kabe'deki Hacerül Esved'den alınan parçalar gerçekten eklenmesi ya da imgesel olarak nakledilmesi veya yerinin değiştirilmesi ile uzaktaki ibadet mekanlarıyla kutsal yerler arasındaki somut bağlantılar kurulmuş oluyordu. Süleymaniye Camii, yani burada gördüğünüz gibi Süleymaniye Camii'nin kıble duvarının arkasında yer alan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, sekizgen biçimi iç ve dış kemerleriyle sultanın tamir ettirdiği Kudüs'teki Kubbetü's-Sahre'ye biçimsel bir gönderme olarak yorumlanmıştır. Kabe'deki Haçerü'l-Esved'den alınan bir parçanın türbenin giriş kubbesine yerleştirilmesi suretiyle, yani bunu burada görüyorsunuz. Burada aslında burada da onun ayrıntını görebiliyorsunuz. Hem taşın geldiği kutsal yere sembolik bir gönderme yapılmış, hem de Mekke'deki bir taşın maddi gerçekliği ile sultanın türbesi arasında bir bağlantı kurulmuştur. Bir ibadet mekanı ile kutsal yerler arasında kurulan bu tür bir ilişkinin çoğunlukla basit bir yeniden temsilden bir hatırlatmaya ya da uzaktaki kutsal yerlerin sözlü, görsel ya da mimari göndermeler yoluyla çağrıştırılmasına destek değişen boyutlarıyla çok yönlü bir işlev bulunmaktadır. Ve burada birkaç örnek daha var. Sağda Doğu Türkistan'dan bir türbe ve yine Mekke ve Medine tasvirleri görüyorsunuz. Burada yine Doğu Türkistan, yukarıda bir Mekke ve Medine tasviri var. Altta da çok daha simgesel, yani haçı bitirmiş olarak birisinin evinin duvarına, yani bunu ilan eden bir yazı yazılır ve aynı zamanda burada Kabe'nin görüntüsü verilmiş oluyor. Yani alttaki Halil kentinde, yani Filistin'deki Halil kentinde ve biz onu sergimizi için Kudüs'e gittiğimizde, yani o bölgeleri, beldeleri ziyaret etme imkanımız oldu. Teşekkürler. Her iki konuşmacının doyurucu konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Çok bilgilendik. Dinleyicilerimizden sorusu olan, yorumu olan varsa duymak isteriz. Evet. Her iki konuşmacımız da çok detaylı anlattı. Sanırım evet. Peki Bir soru geldi. ben göremiyorum soruyu. İyi akşamlar. Hazreti Muhammed'in Miraç yolculuğunu aktardığı hangi ilk kaynaklarda belirtiliyor? Peygamber Miraç yolculuğu sonrasında bunu ilk olarak kimlerle paylaşmıştır? Hadislerde belirtilmiş mi? Bu aktarımdan emin olabilir miyiz? Evet, sunum için teşekkür ediyorlar. Sunum ve çalışmanız için teşekkür ediyorlar. Evet. Ayşe Hanım, cevap vermek ister misiniz? Elbette. Aslında sadece kitapta bununla alakalı, yani İslam ilk kaynaklarda bu konunun nasıl anlatıldığı çok uzun bir makale kaleme aldım ve arkasında da çok detaylı bir kaynakçası var. Yani kitabın dipnotları içerisinde de ilk hangi kaynaklarda, özellikle Kütüb-i Sitte dediğimiz, yani Kur'an-ı Kerim'deki Miraç hadisesi, az önce söylediğiniz gibi aslında sadece İsra ve Necm surelerinde geçiyor. Ancak bu hadisenin detayları anlatılmıyor. Kütüb-i Sitte, tabii ki burada bu anlamda sahih hadis kaynakları olarak kabul edilen Kütüb-i Sitte'de geçiyor ilk şeyler, ilk anlatılar ya da ilk hadis, rivayet edilen ilk hadisler. Buhari'de de var,
Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de, Tirmizi'de ve Nesai'de. Yani bizim sahih hadis kitapları olarak belirlediğimiz 6 kitap. Yani Kütüb-i Sitte de ilk olarak yer alıyor. Merak ediyorsa soruyu soran dinleyicimiz, makalenin dipnotları bu bağlamda ilk kaynaklar hangi hadis numarasıyla beraber ben kaynakçayı da verdim. Hadislerde bu söylediğim gibi Kütüb-i Sitte'de geçiyor ama İslam tarihi ya da ilk kaynaklarla da alakalı yine detaylı bilgiyi söz konusu makalede bulabilirler. Evet, teşekkürler. Evet, başka sorusu olan ya da katkısı, yorumda bulunmak isteyen. Ben küçük bir soru sormak istiyorum. Daha doğrusu 2010'dan bu yana çalıştığınız bir konu, tasvirden miraca gelmiş oldunuz ve çok güzel iki kitabınız var. Daha doğrusu bu ikiden fazla da tema olarak diyelim iki kitabınız var. Bu kitaplardan mülhem yeni bir çalışmanız var mı acaba? Siz farklı ilhamlar gelmiş olabilir çünkü konu çok geniş. Nikol Hocam, siz mi? Yani şimdi ben orada ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Bizim düşündüğümüz birçok proje var ama şu anda öyle projelendirme aşamasında olan yeni bir projemiz yok. Yani hala zihnimizde olan, çünkü hem Ayşe Hoca, yani önümüzdeki sene Türkiye'de olmayacak. Yani hem de ben de başka bir proje, yani bu Miraç ve tasvirle de ilgili olmayan bir projeyi bitirmekle meşgul olacağım. Ama 2026'dan itibaren inşallah buradan devam edeceğiz. Teşekkür Tamam, ederim. teşekkürler. Çok velut bir konu çünkü. Şimdi 2 tane sorumuz var. Bunlardan birincisi, İbn Arabi'nin Miraçnamesi için bilgi paylaşma imkanınız var mı diye bir sorumuz var. Kısaca değinmiştiniz. Belki yine kaynak yönlendirmesi yapabilirsiniz Ayşe Hocam. Buyurunuz. Elbette. Şimdi bizim Miraç kitabındaki yakında onları çok mutlu ve müjdeli bir haber vereyim. Yayın eviyle şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Aynı zamanda kimi kütüphanelerle diyaloglarımız devam ediyor. Kitaptaki makaleleri dijital ortama da aktarmaya çalışıyoruz. Yani sanal ortamda da ulaşılabilecek dinleyicilerimiz. Burada benim kaleme aldığım bir makale var. Yani tasavvuf ve felsefe literatüründe Miraç'tan ilham alan anlatılar. Şimdi İbn Arabi özelinde konuşursak, İbn Arabi'nin Fütuhat-ı Mekkiyesi'nde 66. bölüm, yani az önce de ifade ettiğim Kimya-i Saadet bölümünde iki sufiyenin karşılaşması, pardon, bir filozof ve sufiyenin karşılaşması anlattığı bölüm Fütuhat-ı Mekkiye'de var. Ama aynı zamanda bu müstakil bir kitap olarak da yayınlandı. Bir filozof ve sufiyenin Miraç yolculuğunu anlatan, yani Fütuhat-ı Mekkiye 18. ciltlik çok büyük, devasa bir metin. İbn Arabi'nin Füsusul Hikem biraz daha hacmi tek ciltliktir ama Fütuhat-ı Mekki 18 ciltlik bir kitap. Ben o makalede İbn Arabi özelinde dipnot çokça verdim. Özellikle Fütuhat'ta bu konu nerede geçiyor? Çünkü birkaç bağlamda İbn Arabi Fütuhat-ı Mekki'de bunu açıklıyor. Birinci bağlam, klasik ilk kaynaklarda zikredildiği şekliyle, yani hadis literatüründe ve tefsirdeki Miraç anlatılarının aynen aktarıldığı bir bölüm var. Ama metin ilerledikçe, yani İbn Arabi özellikle bu söylediğim 62. bölümde, Kimya-i Saadet bölümünde işin daha metaforik, daha alegorik, daha sembolik yönlerine yoğunlaşarak bu konuyu anlatıyor. Söz konusu makaleyi ben gönderebilirim de, kitapta ilgili bölümde de bulabilir. Dipnotta İbn Arabi'nin hangi kitaplarında hangi sayfalarda olduğunu incelerse soruyu soran arkadaşımız bulabilir. Teşekkürler. Şimdi hocam, Arapça bir yayın bulduk. Siz hiç literatür taramada rastlamış mıydınız diyor. Acaba ayrıca herhalde İbn Arabi'nin bu bölümüyle ilgili Arapça bir kaynağa rastlamışlar ama yeni bir yayın da olabilir. Şöyle oluyor Hatice Hocam. Şimdi İbn Arabi'nin Fütuhat-ı Mekkiyesi Geniş, büyük. çok geniş. Zaman zaman oradaki metinler, Arapçası burada gösterebilirim de. Zaman zaman oradaki kimi bölümler, herkesin Fütuhat'ın ya da İbn Arabi literatürün hepsini okumaya zamanı olmadığı için, oradaki kimi chapter'lar, kimi bölümler
İngilizce de böyle, Türkçe'de de bu bağlamda bölümler yapıldı. Yani işte Sufi ve Filozof mesela söylediğim bölümün Türkçe fütuhatın o bölümü çıkartıldı ve Sufi ve Filozof başlığıyla yayınlandı. Arapçada da bütün herkes 18 cilde okuyamayacağı için oradaki kimi bölümler zaman zaman fasıl ya da chapter şeklinde ifade edilen o bölümler çıkartılıyor ve müstakil olarak yayınlanıyor. Bu sebepten şeyi görebilirler. Yani Benim Arapçasını evet görmüş olabilirler. Bir soru evet. daha düştü hocam Miraç. İki soru daha var. İki soru daha var. Önce ilk soruyu, son soruyu sonraya bırakalım. Miraç sırasında diğer peygamberlerin de anlatıda ve görsellerde yer alması hakkında bilgi verebilir misiniz? Nicole Hanım. Şimdi şöyle, yani anlattılar da çok var. Yani anlattılar da çok renkli anlattılar ama görsellerde bunu o kadar göremiyoruz. Mesela Musa peygamberi var. Özellikle Siyer-i Nebi'de başka tasvirlerde Musa peygamberi görüyoruz. Çünkü anlattılar da yani metinsel anlattılar da veyahut da işte bazı miraçnamelerde onların görsel sözel olarak da icra edildiğini düşünülmektedir. Orada değişik peygamberler ve her gök katında aslında değişik bir peygamberle karşılaştığını görebiliyoruz. Ama görsel olarak Musa peygamber dışında şimdi birisi aklıma gelmiyor açıkçası. Teşekkürler. Bir sorumuz daha var. İbn Sina'nın Miraç ile ilgili olan eserine ulaşmamız mümkün mü? Yayınlandı mı diye aslında bir soru soruluyor. Evet hocam. Şöyle aslında bu metne ulaşmakta ben de parçasına ulaşmakta çok zorluk çektim ama nihayet İran'a giden bir arkadaşa sipariş verdim ve oradan İbn Sina'nın Miracnamesini sipariş verdim. Metin Farsça. Ama ben onu Türkçe'ye çevirdim hocam ve kitabın içerisinde İbn Sina'nın Miraç makalesinin arkasına ekledik. Türkçe metinde benim Farsçadan Ertuğrul Ertekin ve Fatma Turgay'la 3 kişi metin çok ağır bir metindi. Bu bağlamda Fatma Turgay'dan ve Ertuğrul Ertekin'den destek alarak üçümüzün çalışmasıyla bir araya gelinen bir tercümeden bahsediyorum. Tamamen şeylerini, başlıklandırmaları, ara numaralandırma, nümerik sistemini tamamen benim kendime göre güncellediğim ve dipnotlarla da zenginleştirdiğim bir Farsçadan Türkçe çeviri kitabımızda İbn Sina'nın Miraçnamesi, yani daha doğrusu İbn Sina'ya atfedilen Miraçnamesi'nin arkasında Türkçe olarak bulabilirler. İngilizcesinde de Peter Hayt'in tercümesinin aynen kullandığı telif hakkını alarak. Ama Türkçe tercümesi var. Teşekkürler. Evet, başka soru ya da yorum yok. Epey bu yaz günü sıcakta bir arada bu kadar sabırla dinledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Konuşmacılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Anamet Kütüphanesi'ne de böyle bir ortamı hazırladıkları için de çok teşekkür ediyoruz. Başka nice güzel çalışmalarda bir arada olmak dileğiyle. Tabii burada en acil görünen müjdeyi verdiler. Bir an evvel bu iki ciltlik muhteşem kitabın İngilizce ve Türkçesinin makalelerine dijital ortamda ulaşabilmek. Çünkü kitap biraz pahalı. Çok doğru, meraklıların satın alması biraz zor oluyor. Ancak kütüphanelerde ulaşabilirler. Anamet Kütüphanesi'nde var, İSAM Kütüphanesi'nde var. Umuyoruz yakın bir zamanda dijital ortamda da ulaşılabilir. Hocam yani yazarlarımızın pek çoğunun akademiye sayfasında izinlerini aldık. Mesela Urabir'in, Nikola Can'ın, benim ve diğer pek çok yazarın akademiye edu sayfalarında makaleye ulaşabilirler. Yani henüz kitabın tamamını alamadık ama yazarların isimlerini Sabiha'nın, hakeza Göloğlu'nun, bunların makaleleri aslında akademiye edu'da direkt indirip okuyabilirler. Çok güzel. İbn Sina'nın da hakeza metnini yükledim, indirip Türkçesinde okuyabilirler. Teşekkürler. Biz de teşekkür hocam, biz de size teşekkür ediyoruz. Herkese tekrar Anamede ve İran Hanım sağ olun. Bu süreci çok güzel koordine ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler İrem Hanım. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyicilerimiz, sizlere de çok teşekkürler katkılarınız ve sorularınız için. Bir Anamet Kütüphane konuşmalarından sonuna geldik. Konuşmalarımız Eylül ayında da devam edecek. Eylül ayının bilgilerini web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Selamlar.
İyi akşamlar.